Efendim, Yargıtay kiracıları yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kiracı kadının kira ödemesini bir başkası yaptı ama para transferi yaparken açıklama kısmına kira ödemesi yazmadı. Ev sahibi de bunun üzerine kiram ödenmiyor diyerek dava açtı ve açtığı davayı da kazandı. Yargıtay açıklama kısmında kira ödemesi yazılmazsa o ödemenin geçerli sayılmayacağını hükmetti. Kirayı bankaya yoluyla yolluyoruz. Açıklamaya kesinlikle bir şey yazmamız gerekiyor. Uzmanlar kiracılar için en kritik uyarıyı yaptı. Eğer açıklama kısmı boş bırakılırsa... Kimin adına yapıldığı belirlenmeyen kira ödemelerinde kira bedeli hiç ödenmemiş gibi sayılacaktır. Bankadan para transferi yaparken açıklama kısmını boş bırakmamanızda fayda var. Çünkü ödediğiniz kiralar ev sahipleri tarafından inkar edilirse geçersiz sayılabilir. Yani kirayı ödemenize rağmen ev sahibine borçlanabilirsiniz. Kiracı bu ödemeleri yeniden ödemek zorunda kalabilir. Karar Yargıtay'dan geldi. Kiracının ödemesini oğlu ve eşi yaptı ama para transferi yaparken açıklama kısmını boş bıraktılar. Ev sahibi kiracısına kirayı düzenli ödemediği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Yargıtay açıklama kısmında kira yazmayan ödemeler geçerli sayılmaz dedi. Herkes bunu yapmayabilir. Unutabilir, o anlık dalgınlığına gelebilir. Durduk yere borçlanmış gibi, evet, oluyorsunuz. Açıklama bölümüne ben mutlaka bir şey yazarım. Daha sonra bir sıkıntı olmasın diye. Eğer yazmazsak tabii ki karşı taraf açıklama olmadığı için hak talep edebilir, ödemedi diyebilir. O parayı ne için yolladığımı kimse bilmez o zaman. Kiralananın bilgisi ve kimin adına ödeme yapıldığı yazılmalıdır. Emsal karar sonrası açıklama kısmı boş bırakıldığında ev sahipleri icra takibi başlatıp tahliye davası açabilecek. Bunu ispat edebilmek için de oraya açıklamaya bir ibare belirtmek gerekiyor.